Babaanne. Hı? Sen niye mutlusun? Mutsuz mu olayım isteysin? Yok babaanne. Hani söyle de biz de mutlu olalım. Mutlu olmak isteyen başka kimse var mı? Babaanne kim istemez ki? Söyle işte biz de mutlu olalım. Hey. Sağ diyorum. Ne diyorsun hanım? Mutlu olmak ister misin? Nasıl olacakmış hanım? Bu kadar insan beni mutlu edemedi, sen mi edeceksin? O kadar insan derken? Biz seni mutsuz mu ettik? İş diyorum yani, işten. İşi bırak. Kardeşin İlyas, karısıyla barışıyor. Nereden çıktı şimdi bu? Ben bugün mübeceli vazifelendirdim. Aydınlığa müjdeyi ver. Amerikalı kız yok artık diye. Esi, Aydınlığı da demiş ki ben kocamı seviyorum. Onunla yaşamak istiyorum, onunla ölmek istiyorum. Size kim dedi Suzi yok diye? Bebecel Suzan'ın yok olduğunu duymuş. Ölmüş mü? Ülkesine mi kaçmış? Bize ne? Elin Amerikalısından. Buna sen ne dedin Meryem? Ben girmeyin, karışmayın dedim ama... daha fazlasını söyleyemeyeceğim için... dinleyelim olmadı. Daha fazlası ne anne? Daha fazlası yok. Lazım olursa daha fazlasını anneniz söyler. Uşağım. Sen niye sevilmiyorsun? Ben kaburya sevaptır diye İlyas'ın karısından boşanmasını engelliyorum. Sen bir de surat yapıyorsun. Niçin? Ana. İlyas kızın anasına bir söz verdi. Şimdi Esra'nın başına bir şey gelirse Allah korusun. Senin sevapların boşa gitmez mi? Hı? Sonra o Nadide Hanım demez mi? Kocam sizin yüzünüzden öldü. Kızımın da başına şu geldi, bu geldi. Ha? Ne cevap vereceksiniz kadına? Ben sana demiyorum, kaderi değiştiriyorum. Parmak atıyorum. Müdahale ediyorum. Parmak atma ana. Müdahale etme her şeye. Bilmediğin şeyler var. Sen istiyorsun ki o Amerikalıyla mı evlensin İlyas? Bana doğru söyle, küçük hesaplar yaparım diyorsun. Kardeşinle mi evlendireceksin o ajanı? Anne Hızır böyle bir şey ister mi? İlyas kiminle evlenmek isterse evlenir. Kiminle boşanmak isterse boşanır. İsterse tekrar evlenir. Ben artık İlyas'ın işlerine karışmıyorum. Ceylan. O Ceylan evlenmek isterse karışıyorsun. İlyas'a karışmıyorsun. Ben bu işi anlamadım. Sen anladın mı Meryem? Cevap ver ananı. Tamam. Ünal Ceylan'la evlensin. Esra da İlyas'la boşanmasın. Ünal öldü demiştiniz. Ölmüşmüş. Babanın küçük hesapları. Anne kimseye bir şey demediğin için sağ ol. Kimse miydi bunlar? Babaanne, Ünal Kaplan ölmemiş mi? Ölmüş ölmemiş sağ ne? Kirven miydi o? Kirvem öldü. Babaanne. O zaman Suzi de ölmemiş. Kim dedi bunu sana? Anan mı? Yok hayır. Yani eğer Ünal'ı öldü gösterdilerse
Suzi'yi de öldü gösterdiler demektir. Uy, ben bunu nasıl düşünemedim? Neyi düşünemedin ana? Vay vay. İlyas'ım kaldı karıların arasında. Meryem, sen anneme nasıl söylersin? Ben oyun mu oynuyorum? Oyun oynuyorsun. Hem de çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ama artık bu oyunları benim evimde oynamaktan vazgeç. Git iş yerinde oyna. Git Ceylan'ın evinde oyna. Ne oyun oynamak istiyorsan. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Benim duyuyor. Eğer o oyunu gidip akşamları orada oynarsam... ki oynarım... kaldıramazsın. Ben mi kaldıramam? Kaldıramazsın. Beni tehdit etme. Çünkü tehdit edecek bir şeyin kalmadı. Benim bütün hasımlarım... benim tehdit etmeyeceğimi bilir. Bunu sen de biliyorsun ama bunu nasıl unutuyorsun anlamıyorum. Sen beni hasmın zannediyorsun. Ama ben senin tek dostunum. Senin ailenden bir kişi gözyaşı dökmesin diye ben senden daha fazla mücadele ediyorum. Meryem, bırak döksünler. Sonunda sevinecekler de. Ama sen böyle yaparsan hiçbirimizin sonu olmayacak. Peki. Tamam. Ben özür dilerim Hızır. Baştan böyle söylesen ben de böyle vır 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 konuşmam da. Tamam gel. Tamam gel, ben özür dilerim, gel tamam. Beni bilirsin. Yalan söyleyince geriliyorum. Tamam canım, ne olacak? İlyas gidip Esra'ya Suzan'ın ölmediğini mi söyleyecek?